Evet, kıymetli basın mensupları, bugün size e, bazı yeni çalışmalarımızı anlatacağım ama e, öncesinde tabii değinmemiz gereken bazı hususlar var. Önemli konular var. Malumunuz milli iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması gereken bir milletvekili Can Atalay önce hukuk sonra da anayasa ihlal edilerek Cezaevinde tutuluyor. Malumunuz normal şartlarda seçildiği an itibariyle yargılama durdurulmalıydı. Ancak e, hukuk sistemimizin normali tam olarak buydu. Lakin olmadı. Hukuk katledildi, yargılama tamamlandı. Nihayetinde hukukla bağdaşmaz bir karar doğrultusunda Can Atalay mahkum edildi. Peki ya sonra ne oldu? Hadi diyelim ki, hadi diyelim ki cezası kesinleşti. Milletvekili seçildiği an itibariyle milletvekillerinin infaz hususundaki bağlayıcı anayasa hükmü nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evvela milletvekili serbest olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hüküm okunur ve infaz süreci başlar. Anayasa bunu söylüyor. Peki bu oldu mu? Olmadı. Hem hukuk hem anayasa ihlal edildi. Peki kimler ihlal etti bu anayasa ve hukuku? Bazı hakim ve savcılar. Bunun adı yargı vesayetidir. Hiç kimse hukuk normlarından daha büyük değildir. Hele hele anayasadan daha büyük olamaz. Ancak maalesef bazı hakimler aldıkları kararlarla alenen şunu söylüyorlar. Biz anayasa, hukuk kanun tanımayız. Bunun adı Gestapo rejimidir. Bu tür rejimler günün sonunda kendisini yaratanları da yutar. İşte bu koşullarda ilgili hakim yahut savcı ile alakalı HSK bir işlem yapmıyorsa yargı anayasayı ihlal etmeye yönlendirilmiş olur. Bilinçlen, bilinçli olarak teşvik edilmiş olur. Lakin anayasa mahkemesinin bu hukuksuz ve anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan e, hadise karşısında bir duruş sergilemesini umuyoruz. Bu durum elbette bir ilk değil. Enis Berberoğlu ve daha benzer süreçler yaşadı. Montaigne, adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur der. Adaletsizlik ahlakı çürütür. Acilen bu adaletsizliğin ve hukuksuzluğun son bulması gerekir. Biz şartlar ne olursa olsun adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Genel Başkanımızın büyüttüğü adalet mücadelesini yurdun her karış toprağına taşıyacağız ve asla geri adım atmayacağız. Değerli basın emekçileri, 28 Mayıs'tan beri bir takım medya ve sosyal medyada gittikçe dozu artan bir yalan haber ve dezenformasyon zinciriyle karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki yeni bir yalan haberle karşılaşmayalım. Maksatlı yayınlar Gerçek dışı bilgilerin gerçek gibi sunulması, imaj ve itibar suikastleri neredeyse olağan hale geldi. Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden yürütülen algı operasyonları CHP'nin YSK'dan seçmen verilerini almayı unuttuğunu dahi söyleyebilecek kadar ciddi operasyonel faaliyetler artık neredeyse doz aşımına uğradı. İktidarın büyük ölçüde desteklediği bu türden faaliyetlerin siyasetsiz bir Türkiye yaratmaya hedeflediği açıktır. Gaye siyasetin ideolojik alanı terk edip popülist ve algı operasyonlarıyla dizayn edilebilir bir mecraya dönüşmesidir. Genel seçimde yalan ve montaj videolar üzerinden netice alan iktidar başını çektiği bu süreç iktidarın başını çektiği bu süreç aynı yöntemlerle aynı sonuçların alınabileceği inancıyla bezenmiş kötücül bir iletişim biçimi haline almıştır. Algının olguyu boğduğu, siyasetçilerin imaj ve itibarının operasyonlarla biçimlendirildiği, ahlakın katledildiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Yaratılan canavar en fazla kendisini yaratan ellere zarar verir. Gerçeğin yerini yalanın, doğrunun yerini yanlışın aleniyetin yerini trollüğün aldığı bir ortamda bize düşen yegane bir mücadele vardır. O da hakikati savunmak, hakikatin, hakikatin görünürleşmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda ısrarla yalan söylenen bir ortamda inatla doğruları söyleme azmimizden geri adım atmayacağız. Bir, bugün yepyeni bir çalışma başlatıyoruz. Birilerinin dezenformasyon ile mücadele adına dezenformasyonu kurumsallaştırdığı, kurumsallaştırmaya çalıştığı bu ortamda bir yeni çalışmayı hayata geçiriyoruz. Sosyal medya üzerinden bir platform oluşturuyoruz ve bu platform üzerinden her gün bir haber bülteni gibi bir kişinin sunacağı bir yalan haberle mücadele bülteni yayınlıyoruz. Bu bültende yaygınlaştırılmak istenen yalan haberleri ve o haberlere konu edilen hususlardaki gerçekleri paylaşacağız. İnat ve ısrarla gerçekleri söyleme, yalan ve dezenformasyon ile mücadele anlayışımızın temel önceliğidir. Yerel seçimler sürecine dair yapılan çalışmalarla ilgili bir takım bilgiler alıyoruz. Bir önceki seçimlerde yapıldığı gibi yapay zeka ve kurgu montaj kullanılarak sahte içerikler üretileceği yönünde duyumlarımız vardır. Bu doğrultuda bir yalanın bin gerçeği boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Hazırlanıyoruz. Yalana inandırmayı amaçlayanlara karşı gerçeğe sadakatle çalışıyoruz. Hiçbir koşulda bu irademizden de geri adım atmayacağız. Bizi takip etmeye devam etmenizi tavsiye ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi doğrulama hesaplarımız üzerinden, basın özgürlüğü ofisimiz üzerinden, yalan haberle mücadele bültenimiz, bültenimiz üzerinden aktif ve etkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şöyle göstereyim. Ee, Twitter'da bir sayfa açtık. Bu sayfada da e, yalan haberle mücadele şeklinde logosu da tasarlandı. Bu sayfada arkadaşlar e, her gün e, yapılan yalan haberlerin ve algı operasyonlarının gerçeklerinin ne olduğu tescillenerek, teyit edilerek paylaşılacak ve kamuoyu yanlış yönlendirilmesi bu şekilde engellenmeye çalışılacaktır diyorum. Varsa sorunuz alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Evet. Telebir tarafından yönlendirilen sorular var. Televizyonun ilk sorusu şöyle. Ee, geçen günlerde e, Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la ilgili iddialar üzerine parti kurumsal kimliği bu iddiaların asılsız olduğunu e, yargıya taşıdı ve bu konuyla ilgili de e, yargı sürecini başlattı. Sizin bu iddialar üzerine ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin yargıya taşıması üzerine bir değerlendirmeniz olacak mı? Yani evet bu ıı, iddialar da aynı şekilde bizim deminden beri altını ısrarla çizdiğimiz ıı, dezenformatif ve manipülatif ıı, içerikler kapsamında ele aldığımız ıı, iddialardır. Bu konu partimizin kurumsal ve tüzel kişiliği tarafından ıı, kamuoyuyla paylaşılmış ve reddedilmiştir. Ve aynı şekilde hukuk süreci başlatılmıştır. Ee, bizler e, bu konuda hukuk süreci e, devam ederken elbette bu iddiaların gerçek olmadığını söylemeye devam edeceğiz. Ve e, müdeyyilerin de iddialarını mahkemelerde e, ortaya koyması noktasında da elbette yargı sürecinin devamını e, ısrarla takip edeceğiz. Arkadaşlarımızın bu tür işlerle işi olmadığını ilk günden beri söylüyoruz. Söylemeye devam ediyoruz. Efendim Bir sosyal medya hesabında da Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'la sizin aranızda bir gerilimi yaşadığına dair bir iddia var. Bu iddia ilişkimi değerlendirmeniz olacak mı? Ben bu tabii o paylaşımı da gördüm. Son derece komik bir paylaşım. Şöyle ki, hatta Ömer Bey'i de aradım. Dedim ki, yahu inşallah bir zayiat olmamıştır. Yani iddiaya göre kavga etmişiz. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Hatta olamaması o bunun olması için teknik şartlar müsait değil. Neden diyeceksiniz? Ben bir süredir İstanbul'daydım. İşte 3-4 gündür Ankara'da genel merkezdeyim. Ömer Bey de bir süredir, uzunca bir süredir İzmir'de. Yani aynı teknik ortamlarda bulunmadığımız için iddianın gerçekleşmesi e, teknik olarak imkansız. Bunlar dezenformasyondur. Bunlar yalandır. Bu yalanlar ne için yapılıyor? Ben buradan bütün emeklileri, emekçilere, çiftçilere ve vatandaşlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içe döndürüldüğünde bunun en ağır faturasını kim öder? Bu ülkenin emeklileri öder. Bu ülkenin işçileri öder. Bu ülkenin emekçileri öder. Bu ülkenin yoksulları öder. Bu ülkenin garibanları öder. İnatçı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Yalanlarla, dezenformasyonlarla kendi içine kapatmaya dönük bir faaliyetin olduğunu görüyoruz. CHP kendi içine kapansın, CHP kendi meseleleriyle yoğunlaşsın, milletin meseleleriyle ilgilenemez hale gelsin. Ve böylece Adalet ve Kalkınma Partisi, efendim, e, Bostan'da ve Çayır'da kafasına göre at koştururcasına siyaseti domine etsin. Bu operasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminin parti içine döndürülmesi yönündeki faaliyetleri asla ve asla onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu tür hesaplar üzerinden yapılan yalan haberler, gerçek dışı servisler, tüm bunlar emeklimizin, işçimizin sorunlarını çözmesi gereken ve bakışı partinin dışında olması gereken CHP'yi kendi içine döndürmeye dönük faaliyetlerdir. Onları emeklilerimize, çiftçilerimize, işçilerimize havale ediyoruz. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Yalanlarla mücadele edeceğiz. Dezenformasyonla mücadele edeceğiz. Hakikat ve gerçeğin iktidarını inşa edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.